İyi günler sayın seyirciler. Kahve molasına hoş geldiniz. Haftanın son işlem gününde ekonomi gündemine dair gelişmeleri paylaşacağız. Neler öne çıkıyor aktaracağız. Önce son işlem günü dedik. Şu saat itibariyle rakamlar ne durumda? Bakalım piyasalara, sonra devam edelim. BIST 100 endeksine bakıyoruz. Öncelikle 114.820 puanda BIST 100. Dolar ve avroya görelim. Evet, ticari savaşlarının verdiği endişeyle bir yükseliş görülüyor. Dolarda 4.05 seviyesinde ve avroya baktığımızda 4.96 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Gram altın 172 lira 89 kuruş, çeyrek altına bakıyoruz 282 lira 6 kuruş. Petrole bakıyoruz. Brent petrol 68 dolar 12 sent. Faizlere geldik. Tahvil %14.46, repo %12.9. Ve bazı gelişmelere bakacağız şimdi. Teknolojik ürün ve servislerini ihraç etmeye başlayan Turkcell, küresel markası Lifecell ile ihracat hamlesinde yeni rotasını Almanya olarak belirledi. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, 24 Ekonomi Müdürü Sadi Özdemir'e dijital ihracat hedeflerini Berlin'de anlattı. Sevgili seyirciler, Berlin'deyiz ve Turkcell'le buradayız. Turkcell CEO'su Sayın Kaan Terzioğlu'na bazı sorularımız var. Çünkü Berlin'de çok önemli bir lansman yaptılar. Avrupa'yı kapsayan, Avrupa pazarına yönelik. Evet, şimdi biz Barcelona'da siz çok güzel bir terim kullanmıştınız. Dijital emperyalizm. Evet. O terimin aslında sonrasında dünyada data ile ilgili özellikle çok baskın bir sosyal medya şirketinin Amerika'da ortaya çıkan skandalıyla ilgili gelişmeler oldu. Dolayısıyla bu işin önemi daha da arttı. Önce biz buradayız, neden buradayız ve bu data meselesi nedir? Buyurun. Şimdi bugünün değeri data. Eskiden petrol neyse bugün de data o. Ve petrolle olan benzerliği orada bitmiyor. Petrol nasıl topraktan çıktığında varile koyduğunuzda bir varili 60 dolar. Ama o varili doğru rafine ederseniz, işlerseniz ortaya milyar dolarlık değerler çıkıyor. Data da öyle. Data ham haliyle gigabaytı 2 dolar olan bir şey. Evet. Ama datayı işlerseniz, onu doğru bir şekilde dijital servislere dönüştürürseniz müthiş değerler ortaya çıkıyor. Son 10 yılda ekonomik ortamda yaşadığımız değişim buydu aslında. Dijital servis şirketleri son derece kontrolsüz ve datayı biraz hoyratça kullanır şekilde yakaladılar, sakladılar, işlediler ve bize geri sattılar. Aslında güvenlilik ya da güvenilirlik anlamında da ciddi sorunlar var. Muhakkak. Bakın, eğer herhangi bir aldığınız hizmette o hizmete bedel ödemiyorsanız bilin ki bedelsizsiniz. Telekom şirketlerinin muhakkak suretle geleneksel şu kadar dakika, şu kadar SMS, şu kadar gigabayttan bizim gibi dijital operatörlere dönüşmeleri lazım, dijital servislere dönüşmeleri lazım. Vatandaşla da güvenli ticareti, güvenli dijital hizmeti buluşturmaları lazım. Bu bizim vazifemiz. Biz de Turkcell olarak bunu çok ciddiye alıyoruz. O yüzden 5000 çalışanımızın 1000'i Ar-Ge'de dijital servislerin geliştirilmesinde çalışıyorlar. Son 3 senede bu alanda Türkiye'de çok başarılı olduk. Şimdi bu başarıyı dünyaya taşıma zamanı. Bir takım ürünler ortaya çıktı. Muhakkak. Uygulama anlamında, platform anlamında. Şimdi doğru. Onların dünyaya yayılması noktasındayız. Doğru. Yani herhalde Berlin'de o nedenle. Berlin'de buradayız çünkü biz fiziği dünyanın müzik platformu olsun istiyoruz. TV Plus dünyanın televizyon platformu olsun istiyoruz. BIP dünyanın mesajlaşma platformu olsun istiyoruz. Ve bunları yaparken de yerli operatörlerle işbirliği yaparak her ülkenin datasına saygılı olarak, o ülkenin datasının o ülkede kalmasını sağlayarak bir nevi bir dağıtım kanalı kurarak yapmak istiyoruz. Dijital ihracat o yüzden bizi heyecanlandırıyor. Lifecell Ventures isimli şirketimiz de bu teknolojileri ihraç etmek, bu işbirliklerini kurmak için kuruldu. Şu anda da 40'a yakın operatörle dünyada konuşuyoruz. Peki bu söylediğiniz hizmetler ve ürünler anlamında şu anda Almanya merkezli olarak Avrupa'da ne durumdasınız? Bugün aslında pazara bir anlamda tanıttığımız ürünler bizim dergilik ürünümüz. Önemli ürünlerimizden bir tanesi. Bu dergilik ürünümüz de Trabzon'un Taka Gazetesi'nden Erzurum'un Pusulası'na, Alanya'nın Gündemi'ne, Midyat'ın Sabrosu'na kadar bütün yerel gazeteler var. Nasıl İstanbul'daki bu memleketleri, buralı insanlar bunları okuyor, artık Almanya'dan da, Hollanda'dan da, Belçika'dan da aynı şey mümkün olacak. Yerel gazeteler aslında globalleşmiş olacak bir anlamda.
BIP dediğimiz ürünümüzde biliyorsunuz Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızın önemli bir problemi vardı. Türk telefon numaraları bir müddet sonra kapanıyordu. Evet, artık BIP'le beraber o numaralar hep canlı kalacak. Evet. Ve istedikleri zaman bir telefonda iki telefon numarası taşımanın keyfini tadacaklar. Hem Alman numaraları olacak hem Türk numaraları olacak. Memleketlerine para gönderebilecekler ya da para alabilecekler. Çok ucuza yapabilecekler bunu. Mobil telefonlarından yapabilecekler. Ve fiziyle de memleketlerinin türkülerini, oraların ritmini ve oradaki arkadaşlarıyla diyalog kurabilecekleri bir ortama kavuşacaklar. Ve bütün bunların hukuki zemini var değil mi? Ve bütün bunları da aynen güvenli bir şekilde Turkcell gibi bir markanın güvencesiyle yapacaklar. Almanya merkezli Avrupa'daki müşteri sayınız nasıl artacak? O rakamlara mı? Şu anda Almanya'da 300 bine yakın müşterimiz var. Bunların 150 bininin aktif olduğunu görüyoruz. Diğerleri biraz önce bahsettiğim bu telefon numarasının kapanması problemini yaşayan müşterilerimiz. Amacımız 12 ay içinde 1 milyon müşteriye sahip olmak. Ama bu 1 milyon müşteriyle bizim ilişkimiz sadece 32 dakikalık bir telefon konuşması olmayacak. Onlara müzik dinleteceğiz, televizyon seyrettireceğiz, gazete, dergi okutturacağız. Fotoğraflarını çektiklerinde gönül rahatlığıyla bizim bulut hizmetlerimizde saklayabilecekler. Seyahatlerini full trip'ten yapabilecekler. Bütün bunlar çok daha geniş ve güvenle ticareti destekleyecek. Evet, öne çıkan gelişmeler böyleydi sayın seyirciler. Kahve molasında Irak'la Türkiye'nin ticari ilişkilerini ele alacağız bugün ve stüdyo konuğumuz DEİK, Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı ve aynı zamanda MÜSİAD Lojistik Sektör Kurulu Başkanı Sayın Emin Taha. Sayın Taha, hoş geldiniz bir kez daha. Aynı zamanda Irak'a ihracat yapan bir kargo şirketinin başındasınız. Bütün bu yoğun yönlerinizi dile getirmek lazım. Öncelikle siz hakim olduğunuz için konuya Türkiye ile Irak arasındaki ekonomik ilişkileri ve dış ticareti sormak istiyoruz Sayın Taha. Son 3 yıldır hepimizin bildiği gibi bazı sıkıntılar oldu. Bunlar aşıldı mı? Nedir şu anda durum? Önce size ve kanalınıza ve değerli seyircilerimize hayırlı cumalar olsun diyorum. Sağ olun. İlk önce ülkemize ve bütün vatandaşlarımıza Afrin operasyonunda ordumuz, askerimiz göstermiş olduğu başarıdan dolayı canı gönülden tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Bu bağlamda Irak'la ilgili tabii ki güzel gelişmeler var. Biz Irak'la geçen sene Eylül ayında referandum sürecinden sonra yeni bir sayfa açtık. O sayfa da şudur, yani Bağdat-Ankara arasındaki o gergin hava eridi gitti, yerini daha güzel bir ortama, daha güzel bir ilişkilere bıraktı. Dolayısıyla iki hükümetin birbirine yaklaşması ve aynı konuda, aynı görüş, aynı safta yer alması tabii ki ilişkileri güçlendirdi. Ekonomiye de yansıyor. Bu da ister istemez ticarete, ekonomiye, yatırıma yansıması şimdiden belli olmaya başladı. Bağdat Büyükelçimiz, Bağdat Ticaret Müşavirimiz ve biz Türkiye-Irak İş Konseyi ile birlikte sürekli iletişimdeyiz. Irak'ta da özel sektörde hizmet veren bütün iş adamları olsun, sivil toplum örgütleri olsun, sürekli biz onlardan irtibattayız. Bu bağlamda onların da bize çok sıcak baktığını hissediyoruz, görüyoruz ve bunun da en büyük kanıtı günlük, haftalık Irak'ın bütün havalimanlarından İstanbul'a, Ankara'ya, Antalya'ya uçuş sayıları zaten belli, hepsi dolu geliyor, dolu gidiyor. Ve birçoğu da iş adamıdır. Kışın dahi bizim Bağdat seferlerimize bilet alabilmeniz için 10 günden önce sıraya girmeniz gerekir. O kadar yoğunluk var. Evet. Hakeza yeni duyduğunuz, gördüğünüz Erbil Havalimanı'na da bizim Türkiye havalimanımızın uçak seferleri başladı. Mart itibariyle başladı. Bu da kuzey bölge ile de ilgili bir yumuşamanın sinyalidir, bir iyileşmenin sinyalidir, yeni bir sayfanın açılmasının inşallah müjdesidir. Bu da yeni döneme girildiğini bize gösteren bir gelişme herhalde. Aynen öyle. Gayrimeşru olmadan sonra uçuşlar iptal edilmişler bile. Doğru. Şimdi bir gelişme var. O da şu, Irak'ta 12 Mayıs'ta genel seçimler var. Bunun da etkilerini konuşmak lazım. Siz de milletvekili adayısınız hatta. Sayın Başkan, hayırlı olsun diyeyim şimdiden. Sağ olun, şimdiden. Teşekkür ederim. Yeni kurulacak hükümetle birlikte ne gibi gelişmeler bekleniyor? Tabii ki şimdi yeni kurulacak hükümetin üzerine bayağı görevler düşür Irak'ta. Özellikle Irak'ı yeniden ayağa kaldırması lazım.
Irak'ı yeniden inşası ve yeniden imarı, özellikle IŞİD'in mahvettiği, darmadağın ettiği, harap ettiği bölgeler. Bunlar Musul, Ramadi, Tigrit, Felluce gibi bu bölgeler maalesef yerle bir oldu neredeyse. Onun için yeni hükümetin bu bölgeleri de yeniden imarı için bize muhtaçtır. Bize ihtiyacı var. Yani biz onlardan bu konuda işbirliği, el birliği içerisinde olmamız lazım. Ve bizim müteahhitlik sektörümüzün burada görevi ortaya çıkacaktır. İnşaat firmalarımız bu bölgeye el atması lazım. Özellikle geçmişte de Irak'ta iş yapan inşaat firmalarımız, müteahhitlerimiz o bölgelere yeni şubelerini, temsilciliklerini, atamaları ve yeni ilişkilerini tekrar yeniden canlandırmalarını istiyoruz bu konuda. Ki o ihalelerden yüksek payı Türkiye alsın. Bu bağlamda geçmiş iki ay önce Küvet'te düzenlenmiş olan Irak'a yardım ve yatırım konferansında yaklaşık 89 ülke katıldı. Bu 89 ülke arasından Türkiye en fazla, en yüksek yardım ve yatırım tutarını taahhüt eden ülke oldu. 5 milyar dolar taahhüt ettik. Bunun yanında da 50 milyon doları da hibe olarak verdik. Ve bu böylelikle Türkiye en yüksek rakamı veren ülke oldu. Bunun da Irak'taki vatandaşı bir mesaj var. İnce bir mesaj. Yani Türkiye diyor ki Irak vatandaşına, bak gerçek dostum benim. Zaten Irak'ın bütünlüğü için en çok elini taşını altına koyan ülke olduğumuz petrol için zengini bunun da altını olan çizmek lazım. Suudi Arabistan ülkesi 1,5 milyar taahhüt etti. Evet. Küvet 1 milyar taahhüt etti. İran hiç taahhüt etmedi. Ama Türkiye, ama Türkiye 5 milyar verdi. Bu da şu anda Irak'taki sokakta yürüyen her vatandaşın fikrinde, zihninde olumlu bir etkisi oluştu. İnşallah bunu da gerçekleştireceğiz ve Irakların gönlünü daha da güzel bir şekilde tekrardan kazanacağız. İnşallah. Sayın Başkan, önümüzdeki 5 yıl, o zaman yatırımları konuşuyoruz. 5 yılda Irak'ta iş potansiyeli nedir? Yeni fırsatlar var mı yani? Tabii ki var. Şimdi bizim bütün iş, özel sektör iş adamlarımız Irak'ı en iyi bilen insanlardır. Yani başka ülkelerin iş dünyası bizim kadar Irak'ı bilmiyor. En iyisini biz biliyoruz. Yani tutun Irak'ın en kuzeyinden en güneyine kadar, yani Zahu'dan Basra'ya kadar bizim her ilde, her yerde illaki bizim birkaç tane Türk firmamızın orada bir izi vardır. İllaki orada bir yaptığı proje vardır. Onun için önümüzdeki 5 senede Irak'taki yapılması gereken, ihtiyaç duyulan projelerin minimum, en azından tahminen söylediğimiz rakamlar 80 milyar dolardır. 80 milyar dolar en azından, tabii ki bu. Bu limiti en az düşük söylüyoruz. Neden? Bu acil ihtiyaç olan projeler 80 milyar dolardır. Ama Irak'ı önü götürecek, genişletilecek ve lüks hizmetleri verebilecek projelerin katarsak buna, bu nereden baksanız 250-300 milyar doları bulur. Evet. Onun için bizim için büyük fırsatlar kapıdadır. Irak'a tekrar güçlü bir şekilde geri dönmeliyiz. Bu mesaj çok önemli. Şimdi Suriye konusunda Türkiye'nin İran ve Rusya ile birlikte inisiyatif alması, Irak'ın bütünlüğünü az önce de söylediğim gibi güçlü bir şekilde savunması, başta Irak olmak üzere bölgedeki diğer ülkelerde daha güçlü yeni ekonomik ve ticari ilişkiler sağlar mı? Bölgenin geneli için nasıl bir etki olur? Tabii ki bu Rusya, İran, Türkiye'nin yakınlaşması ve birlikte siyasi kararları imza atmaları Irak'ın birliğini, beraberliğini, bütünlüğünü daha da güçlendirdi ve parçalanmayı önlendi. Ve Irak vatandaşı da şunu gördü, anladı. Yani parçalamak benim işime gelmiyor diyor. Biz birlikte olunca güçlü oluruz. Ve Irak'ın yapısı itibariyle gördüğünüz zaman bazı bölgelerinde petrol çok var, bazı bölgelerinde hiç yok. Bölünürse bu defa petrol olmayan bölgeler bayağı sıkıntıya girer. Onun için bölünmek hiçbir zaman doğru bir şey olmaz. Örnek vereyim, Irak'ın %60-65 oranındaki petrol ihracatı Basra ilindendir. Şimdi siz Basra'yı böldüğünüz zaman diğer illere ne kalır? Kesinlikle. %25 oranında Kerkük'tendir.
Kerkük petrolündendir Irak'ın geliri. Ve hakeza gerçek yeni açılmış kuyular da oldu kuzey bölgede. Yeni yani oradan da petrol pompalanıyor ama tabii ki Basra Kerkük kadar değildir. Onun için Rusya, İran, Irak ve Türkiye'nin anlaşması bu bağlamda Suriyelilerin de lehine oldu, Irakların da lehine oldu. Hem bölgeyi değerlendirdiniz genelini, hem de Türkiye-Irak arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri değerlendirdiniz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Dağ. Aynı zamanda 12 Mayıs'taki seçimler için bir kez daha milletvekili adayısınız. Hayırlı olsun çok diyelim. Çok teşekkür ederim. Sağ biz teşekkür ediyoruz katıldığınız, bilgilendirdiğiniz için. Sayın seyirciler, Emin Taha konuğumuzu bitiriyoruz kahve molasını. Şimdiden iyi hafta sonları dileyelim. Pazartesi günü aynı saatte görüşmek dileğiyle.